Merhaba beyler, ben Selim Atalay. Ben de Kaan Sizlere bugün Football Manager 2016 serisinin beta sürümüyle karşınızdayız. Beta sürümü çıkalı bayağı oldu açıkçası. Biz oyunu direkt aktarmak yerine önce öğrenip ufak ufak bilgiler edinip daha sonra sizlerle paylaşmayı düşündük. Sizlere ilk başta göstereceğim yeni özellik olarak Football Manager bir kulüp yaratma moduyla göstereceğiz. Zaten Taş modu klasik mod oluyor. Bilenler bilir. Öncelikle sizden önce bir görüntü verelim ama yeni mod hakkında. İlk başta gördüğünüz gibi işte klasik olarak ülke seçimi oluyor. Biz sadece Türkiye diyelim. Süper Lig diyelim. Şunu düşürelim isterseniz. Bu modun amacını ben önceden dinledim. İşte herhangi bir takımı seçiyorsunuz. Kulüp ismi. İşte uzantısı. Uzantıdan kasmın lakabı oluyor. Ve o kulübün bütçe mi diyeyim artık, değer mi diyeyim neyse, o değerine göre takımı komple sıfırlayabilir. İsterseniz tek tek oyuncular ekleyebilirsiniz veya o bütçeye göre otomatik olarak herhangi bir takım kadrosu oluşturabilirsiniz. Kaan, sen bu yeni mod hakkında ne düşünüyorsun? Sence bu modu kullanan olacak mıdır? Veya bu yeni mod hakkında oyunu nasıl bir yönde etkileyebilir? Yani iyi veya kötü olarak. Yani iyi olarak dediğim şöyle olur. Yani atıyorum mesela işte yaz ayları olduğu zaman genelde şey oluyor işte transfer dönemi. İşte onu beklerken mesela kafa dağıtmak adına bir yeni kulüp yaratma durumuna girilebilir. Bu mod nasıl kullanılır? Şöyle kullanılır. Bizim gibi yani böyle kendi arasında arkadaşlar arasında turnuva yapacak olanlar için uygun olabileceğini düşündüğüm bir mod. Dediğim gibi yani eğer ki düzgün bir şekilde kullanılırsa keyifli bir mod olacağını düşünüyorum ben. Şimdi demin gördüğünüz gibi ilk başta kulübün bir bütçeleri var. Bu bütçeye göre ayarlayabiliyorsunuz. İşte kulüp ismi isterseniz yine oyun tarafından verilen logoyu kullanabilirsiniz. Veya isterseniz kendi logosu aktif edebilirsiniz. Lakin şu an böyle bir seçenek yok. Beta sürümü olduğundan dolayı. İşte isterseniz şimdi seyir seçiyoruz direkt. Biz şimdi buna Trabzon diyelim klasik olarak. Lakap olarak da oyun kanalı diye geçinelim. İşte stadyumun adı 2 artı 1 Gaming Arena olsun. İşte altyapı testine herhangi bir dokunuş yapamıyoruz maalesef. Bunu seçmeyebiliriz. Bunları istersen ayarlayabiliriz. Tamamen size kalmış bir özellik. Bu işte, itibarı kulüp seyircisi, maksimum minimum olarak taktiksel ayarları ayarlayabilirsiniz. Kardeş kulüp, burada gördüğünüz gibi herhangi bir iste yapabilirsiniz, size kalmış yine. Ya bir nevi editördeki ufak tefek detayları tamamen size oyun sunmuş. Hani isterseniz kullanın, isterseniz kullanmayın diye. Kuralları gördüğünüz gibi burada kurallar aktif. Kadromuz böyle. Kadro genişliği, maksimum kadro genişliği, kadronun bütçe değeri ve kadroya harcanan para. Harcanan bütçe olarak geçiyor bu daha doğrusu. Şimdi biz bunları isterseniz direkt kadroyu temizle yapabiliriz. Kadroyu otomatik doldur dediğimizde gördüğünüz gibi belli bir bütçe karşılığında bize şu an takımı verdi. Aynı kurallara uygun bir şekilde. Lakin 33 oyuncu var bu diğer takımla aynı olduğundan dolayı. İşte bütçe değeri gördüğünüz gibi ayarlanıyor veya isterseniz yeni oyuncu ekleyebilirsiniz. Mesela Messi'yi direkt ekleyelim dediğimizde gördüğünüz gibi bütçe artıyor. Bunun sebebi Messi'nin değeri 75 mi olup bize verilen bütçenin üstünde olması. Yeni bir oyuncu yarat dediğimizde de misal diyorum. Yani Selim Kaan diyelim şu ismine de. İşte gördüğünüz gibi isim artıyor. Diri tonu. Ne bir editör ayarlama şeklinde. Tarihi ayarlayabiliyorsunuz. Kişisel bilgileri uyum. Sadakat. Hırs. Pardon. Basket dayanıklı. Profesyonel. Sportman. Kuyu kalsın. Tartışmada kalsın. Dilleri ekstra ekleyebilirsiniz. Oyuncu verilerinde mevcut yetenek yani şu anki aktif olduğunuz yetenek oluyor. Potansiyelinizden biliyorsunuz. En üst seviye çıkabileceğiniz seviye oluyor. Sürekli çirkeflik, önemli maçlar, büyük maçlar oluyor genelde. Sakatlık eğilimi ne kadar çok olursa o kadar iyi olur. Çok yönlü. Ya, klasik bunlar şeyle nasıl söyleyeyim? Oyun editörde bize sunulan özellikleri diyebilirim. Teknikler, fiziksel, zihinsel pozisyonu buradan ayarlayabilirsiniz. İsterseniz ofansif, isterseniz defansif, isterseniz orta, her neyse biz de bunu geçelim. Ve ekleyelim. Oyuncumuz tam olarak bir dakika nerede ya?
Selim Kaan. Gördüğünüz gibi sağ sol bek oynuyoruz. 19 yaşındayız. Türk ve bütçeleri de 450 kuruş. Şimdi hemen Messi'yi çıkaralım buradan. Çünkü şurada veren bütçe geçirirse maalesef şey yapamıyoruz. Başka kimi diyelim? İlhan Parlak'ı çıkaralım. Gördüğünüz gibi toplam 33 sayıya ulaştığımızda takımı kurabiliyoruz. Hemen takımı kuralım. Peki Kaan, sence bu Football Manager 2016 serisi hakkında hani ilk özlemin, ilk incelemen nedir? Sence olmuş mudur? Diğer serilere göre iş görür mü? Yani şöyle söyleyeyim. Yani şu anda ilk sezonu bitirmiş durumdayım yani beta'da. Yani tabii Türkiye Ligi'nde birçok hata var. Yani şöyle ki, atıyorum mesela ben Nisan ayında takımı şampiyon yaptım. Bana verdiği para 40 milyon euro. Normalde bu kadar paranın vermemesi gerekiyor. Ki tabii bu kural tabii tam sürümle düzeltilecektir. Tabii şu anda oynadığımız sürüm beta sürümü. Bu hatalarla ilgili zaten oyunun yöneticileri muhakkak şeye atın diyorlar. Bildirim atın diyorlar zaten. Ya benim tek bir sıkıntım o yönleydi yani. Şaşırdım da birazcık. Ama genel olarak transferler konusunda biraz daha iyileştirilme yapıldığını düşünüyorum yani. Mesela işte Konya'nın bir transferi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Benim kendi kariyerimle söyleyeceğim ben bu durumu. Sonra başka bir dil kursuna yollama mesela. Örnek olarak mesela. Atıyorum mesela gelen yabancıyı dil kursuna yollayabiliyoruz. O önemli bir özellik. Ondan sonra taktikte tabii özellikle taktikte bir değişiklik var. Yani takım talimatlarında ve oyuncu talimatlarında değişiklikler yapılmış. Yani daha bir detaya girdik artık. Tabii bunun da bir etkisi de var. Senin de daha sonradan bahsedeceğin prozon sistemi. Prozon sisteminden sonra bence takım talimatları ve oyuncu talimatlarındaki detayları arttırmışlar diye düşünüyorum. Başka da herhangi bir şeyim yok. İstersen sen devam edebilirsin. Şu an zaten devam edeceğim bir şey yok açıkçası. Şu an gördüğünüz gibi kadromuz kuruldu otomatik olarak verilen bütçelere göre. Oyuncumuz böyle hepsi size bedelsiz olarak geldiği gözüküyor. Türk yabancı kulübüne uygun bir şekilde herhangi bir değişiklik, ekstra bir ayarımız yok bu konu hakkında. İsterseniz şimdi size 2016 serisinin en çok tartışılanı taktik konusuna gelelim. Taktiklerdeki şu görsel ayarları değiştirmesinde baya bir sıkıntı oldu. Baya bir kalın gösterdiler. Biz şimdi buna takılmadan direkt taktik oluşturmaya gelelim. Sizden bunları klasik olarak bildiğiniz gibi ayarlanıyor. Herhangi bir sıkıntı veya hata olmaksızın. Ben şimdi ufak bir taktik ayarlayacağım. Taktikten sonra işte direktiflere geçeceğiz. Direktifler nasıl olmalı? Nasıl ayarlara dikkat etmeliyiz? Ki zaten bilen bilir geçen sene Fehmi Kulik taktikleriyle baya bir taktik çıkarmıştım. Şimdi geçen seneki direktif listesine göre bu listeyi biraz daha gerçekçi olarak bizlere sunmuş. Mesela yani göbekten oynayan sağ kanatta, sol kanatta kullanılan topu uzaklaştığı şey yerine gördüğünüz gibi savunma, oyun kur, hücum, top sürme, pas seriliği, pres, top kapma, yaratıcılık özgürlüğü, mevkiden bağımsız hareket, genişlik bu dar alanda oynayan, geniş oynayan, daha dengeli tarzında, zaman geçirme, sakin oyna, düşük tempo, yüksek tempo tarzında ayarlanmış. Sanırım beta'da tamamen ofansif taktikler birazcık sıkıntı yaratabiliyor. Bunu birazcık daha defansif taktiğine deneyebilirsiniz veya 4-2-3-1 klasik taktiğini. Misal rakip an basçılarak girip bekleyip çıkar. Defansdan kısa pas açık. Topa sahip ol. Kısa pas, daha direkt pas. Ucu odaklan dediğimizde gördüğünüz bir şeyler kapanıyor. Bir nevi diğer direkt sisi gibi düşünebilirsiniz bunu. Pres daha az. Evet. Defansı biraz daha ileri çıkaralım. Dengeli bir oyun sistemi olsun. Mevkiyi terk etmesinler, disiplin oynasınlar, ayakta savunsunlar ve topu sahip olsunlar dediğimizde 10 tane bir direktif oluyor ve artı geçen seneye göre bu sene tabii şu an asistanım olmadan ötürü takım kasını ben kuracağım. Şimdi Volkan Vodin'i kaleye koyalım. Defansın sağına Selim, göbeğine Samir ile
Ersan Gülüm. Sol beke Zeka. Önlerine oyun kurucu rolünde Neto. Şurada aktaralım. Bir saniye, bunu yanlış koydum sanırım. Aynen bu sol bek. Çıkaralım bunu bir saniye. Oyun kurucu mevkinde Ere'yi koyabiliriz. Pardon, iki yönlü olarak. Daha sonra kanatlara geldiğimizde aslında bu da olabilir. Şu an kalsın neyse. Kaldek sağ aşağı. Bunların göbeğine Alexandro. Sol aşağıda Bilal'i koyabiliriz. Hücum hattına da Muhammed Demir veya yaptığımızda da şey olmaz, sıkıntı olmaz sanırım. Mesela şimdi şöyle yaptığımızda gördüğünüz gibi şuna bastığımızda işte moralleri, kondisyon ortalamaları, bu da o mevkiye ne kadar adapte olup olmadıklarını gösteriyor. Burada şimdi mevkiler taktiği bunu açabilirsiniz klasik olarak. Neyse, geçen seneye göre oyuncuların direktifleri artık gördüğünüz gibi bazıları otomatik olarak yerleştirilmiş, yani biz şey yapmıyoruz. İstinizde yine aynı şekilde direktif sayfası olarak değiştirmişler. Kısa pas, daha direkt pas. İlk başlığınızda biraz kafa karıştırabiliyor ama daha sonra alışma şansınız daha yüksek oluyor. Duran topları de ayarlamışlar. Kornerler dediğimizde sağ sol olarak ayarlayıp savunma hücum olarak da düzeltebiliyoruz. Misal biz hücuma diyelim. İşte şuna tıkladığımızda kısa pas ihtimali. Kaleciyi engelli. Cihazın dışında kendini unuttur. Buna geldiğimizde de yine klasik olarak karışık, kısa, yakın direk, uzun direk, penaltı noktası ve altı pas. Benim tercihim bu altı pası kullanan kişiye söylüyorum. Ters ayakta adamları kullandırırsanız şu şekilde gördüğünüz gibi sıkıntı olabilir. Çünkü genelde bu tür ortada pek tutulmuyor. Serbest vuruşu aynı şekilde bir yenileme olmuş. Touch sistemi de aynı. Penaltılarda herhangi bir sıkıntı yok. Kaptanlık da aynı. Timeout sayfası aynı. Analizler şu an herhangi bir maç olmadığına ötürü gözükmüyor. Kaan, sen bu taktik sayfası hakkında ne düşünüyorsun? Yani kolay mı, zor mu veya bu değişiklik sence gerekli miydi? Ya aslında pek şey değil ama yani taktik sayfasını bir kere ben takılmak istemiyorum. Şundan ötürü yani oyuncu bir performans veriyorsa muhakkak yani taktik görüntüsünün de bir anlam olacağını sanmıyorum. Ama işin aslına gelirsek tabii biraz daha ben zorlandığımızı düşünüyorum, özellikle söyleyeyim. Ya tam istenilen noktayı varamıyoruz. Öyle söyleyeyim. Mesela geçen seride FM 15 serisinde taktiği kuruyoruz. Atıyorum mesela. Bir 10-15 maç üstünden gitti mi, gittiği zaman taktik oturmaya başladı. Ama bu seride ya benim, ya bilmiyorum senin nasıl oldu bilemiyorum ama benim karşılaştığım bir durum var. Hiçbir zaman mesela şu taktik kısmında yatkınlık bölümü hiçbir zaman full'de olmadı. Bilmiyorum sende nasıldı? Vallahi ben o konuyu pek takılmıyorum. Çünkü ben taktiği devamlı olarak değiştirdiğim için hani ufak ufak eklemeler çıkanlar yaptığımdan ötürü pek o fullenmiyor çıkıyoruz bende de. Belki bu beta sürümünden dolayı kaynaklı sorun olabilir. Çünkü beta sürümünde hepsi tam olarak %100 bir verim alamıyoruz maalesef. Taktik sayfasında pek dediğim gibi pek takılmaya gerek yok. Sonuçta klasik taktik sistemleri var. 4-2-3-1, 4-5-1, 4-2-2, 2. Yani 4 defans, 2 orta saha, 2 kanat, 2 forvet diye ayarlayabilirsiniz. Akıcı klasik olarak yine aynı gözüküyor. Herhangi bir ekstra bir ayar yok. Yani onları zaten oynayacak olanların tercihi onlar zaten. Peki şimdi sana şu soracağım. Sence mali durum sayfasındaki yenileme sence nasıl olmuş? İyi mi kötü mü? Yani mali durum sayfasındaki de biraz daha detaylandırılmış, atıyorum mesela geliri gideri, işte finansal fair play olayı, sponsorluklar nerede, onlar belirtilmiş, onlar güzel olmuş. Başka yani başka mali durumla ilgili herhangi bir şey söyleyemeyeceğim. Mesela şimdi şöyle bir şey var, mesela ben mali durumu devamlı kullanan bir insanım.
Hani bu kadar detaya girmeleri avantaj olarak düşünen kişilerdenim. Gelir gider dediğinden kısım ne, hemen hemen ne yaptın? Kime ne kadar para gitti? Bu ay, bu sezon, bu geçen sezon tarzında. Gider de kısım aynı şekilde gözüküyor. Vergi, maliyetler, bağlılık primleri, oyuncu maaşları, harcamalar, altyapı, seyahat masrafları, vergi, sağ bakımı, borç geri ödeme faizi, ıvır zıvır geçelim. Maaş kısmımız zaten bildiğiniz gibi finansal fair play özeti geldi. Ne yapmışsın etmiş tarzında. Borç ve kredi ödemeleri. Bak mesela bu gayet iyi. Hani bankaya bak, mesela bankaya borcunuz var. Bunun faizi. İşte ne kadar ödenmiş. Hangi tarihte bitecek. Net borcumuz yazıyor. Sponsor anlaşması falan aynı şekilde gözüküyor. Ama yine maalesef sponsoru biz seçemiyoruz. O biraz sıkıntı. Türkiye'nin ne kadar şampiyon olursan ol. Verilen para belli. Daha sonra tahminen bilanço belli. Bu sezon işte girecek sezon ve ondan önceki sezon işte. Gidiyor böyle sezon olarak. 3 sezon gözükebilirsiniz. Bilanço, ciro, gider, kazanç, toplam maaş giderleri ve transfer bütçesi. Şimdi bu sene oyunu sana göre bu sene oyuna eklenen en büyük özellik neler? Nedir daha doğrusu? Prozon. Prozon. Peki sence bu Prozon oyuna nasıl bir katkı sağlayacak? Şöyle ki taktiklere özellikle ben bir etkisi olacağını düşünüyorum. Ne gibi? Neden dersen şöyle ki atıyorum mesela hatta şu anda ben oyunda önümde açmış da bulunayım. Bir saniye. Nereden açacaktık? Her neyse. Şimdi diyor ki mesela Buyurun. bir dakika. Mesela Al Ahli Şampiyonlar Ligi içerisinde 8 mücadelede 10 gol yedi. Atıyorum mesela. Ha diyecek adam ondan sonra diyecek ki işte bu takım çok gol yiyor. Benim biraz daha bununla ilgili bastırmam lazım. Diyebilir. Misal. Atıyorum mesela işte Trabzonspor yine senin takımdan örnek verdim kusura bakma. Trabzonspor topla oynama yüzdesi şu kadar maçta %55 gibi misal. Ya tabii bunları tabii sallıyorum. Yani gerçek olarak şey yapılmasın. Yani bu taktik olarak biraz daha kafamızı yoracağımız anlamına geliyor. Geliyor diye düşünüyorum yani. Yani kısacası diyorsun ki Proton eklentisi yani uygun sayesinde hani diğer takım hakkında bilgilendirmeler, bizim takım hakkında bilgilendirmeler, lig hakkında bilgilendirmeler, hangi oyuncu ne kadar top kapmış, ne kadar kritik pas atmış tarzı bilgilendirmeler oyun içinde daha aktif şekilde göreceğimiz anlamına geliyor. Şimdi sana bir şey başka bir soru sorayım. Sen bu oyuna biliyorsun yeni seride 2 tane kamera türü eklendi. Bilmiyorum kullanıyor musun kullanmıyor musun diye. Bir Prozon kamerası eklendi. Bir de Rally yan kamerası eklendi. Rally sanırım. Yan rail. Aynen yan rail eklendi. Yan rail pek kullanan kişi değilim açıkçası. Ben kullanacağımı sanmıyorum da. Ama Prozon eklen kamerası gayet iyi. Olacağını açıkçası düşünüyorum. Ya benim de hoşuma giden bir kamera zaten hoşuma gittiydi. Ama gene ya bu seneki yönetmen kamerası da bence çok güzel. Onu da ben bir göstereyim. Yani şey olmasın. Şimdi zaten normal olarak ben zaten yani yönetmen kullanıyorum. Yönetmen Prozon şeyleri kullanıyorum kamera sistemlerini. Daha çok kamera açılarını kullanıyorum. Ama bana göre hani Prozon kamera açısı bu sene kullanılmasa bile önümüzdeki sene muhakkak tercih edilir diye düşünüyorum. Çünkü ufak tefek ayarlama yapılır kamera için. Onu da düzeltirler. Bir de ekstra söylemek gerekirse oyuna 2 tane güncelleme geldi. İkisi de ufak güncellemeler. Birisi sosyal medya bazında hatalar giderildi. Diğerisi de oyun içerisinde kasma oluşmuştu yeni güncelleme sonrasında. Onu düzelttiler. Zaten full sürüm bu hafta sonu bu hafta içinde çıkacak herhalde. Bu haftadan kastım. 13 Kasım'a çıkacak. 13 Kasım'da full sürüm geliyor. Tekrar bir bilgilendirme yapalım. 13 Kasım'a çıkan full sürümünde kayıtlı oyuncu devam edebilirsiniz. Ama kayıtlı oyuncu devam ederseniz full sürümdeki yani avantajlar, güncelleme tarzı şeyleri hani ulaşamazsınız. Hani grubun tarzı şeyleri söylüyorum. Onun için de yeni kariyer açmanız gerekiyor. Gerekiyor ama pek hani sıkıntı olmadığını sanmıyorum. Çünkü Veritab'ın odaklı bir güncelleme olacağını açıkçası düşünmüyorum. Genelde kayıtlı oyuna etkiden şeylerden biri olacağından dolayı sıkıntı yaratmaz sizin için. Aynen öyle. Yine geçen seneye göre şey çıktı. Hani hızlı maç eklentisi çıktı. İsteyenler zaten fmtürkiye.net sitesinde var. İndirebilirsiniz oradan. Evet.
Dediğim gibi bir de klasik konu olarak taktik konusunda fazla bir kafaya takmanız gerekmiyor. Çünkü taktik konusunda yapmak, oturtturmak hani biraz zaman alacak. Hani geçen sene gibi atıyorum işte taktik yaptım. Taktik hemen oturdu. Hemen 4 attım, 5 attım tarzı olmaz. Birazcık sabır işi. Hani o sabırı birazcık göstermeniz lazım. Başka bir eklenen büyük bir özellik olarak şey var. Hemen şurada taş durduramadım. Hani sağ kenarında artık hani menajer profilini görebiliyoruz. Evet. Aslında bu ne kadar iyi ne kadar kötü tartışmamız ama bana göre iyi bir şey. Hani kendi ismini orada görmek, bir tane simge olsa bile, belli bir şey yapsa bile bana göre hoş bir şey. Aynen öyle. Hemen şöyle gösterelim. Buradaki teknik direktör, bu da biziz. Gördüğünüz gibi. İsterseniz menajer profili çektiğinizi ayarlayabilirsiniz. İster kavşon, ister eşofman, ister takım üstü tarzında. Boyunuzu, kilonuzu. Tamamen size kalmış o özellik. Başka bir önemli dediğim bir şey falan var mı? Aktarmak istediğin? Bir fantasy draft var, onu da anlatmaya gerek yok zaten. O da şeyle ilgili, yani takım Kurulama. kurmakla aynı düzeyde diyelim. O da bir eğlence tarzında bir oyun Aslında bölüm şunu da hani zaten. şöyle diyebiliriz. Şöyle bir şey diyebiliriz. Hani NBA'deki draft sistemi birazcık benziyor diyebiliriz. Hani belli bir oyuncular var. Yıldız değilse tamam size kalmış. İşte onları takım sırasına göre hani herkes seçiyor. Hani kimse kara kaçıp bir sistem üzerinden oyuncudan seçmiyor. Bu genelde turnuva, lig tarzı şeylerde kullanılan bir özellik olacak. Dediğimiz gibi bu sene hani en çok yardımcı olacak konudan birisi prozon sistemi. Çünkü prozon sisteminde atılan pas, orta, şut, ikilim pas timi, hataları, çelinden engellenen şutlar gözüküyor. Daha sonra oyun içerisinde işte genel mesaj kutusunun orada devam ederken ufak ufak bilgiler veriyor prozon sistemimize. Bana göre bu sene seriden en çok bilgin kullanacağımız özelliklerin birisi. Sonuçta çünkü yani şimdi PM 2016 beta sürümünde de fazla bir konuya girmemiz gerekmiyor bana göre. Çünkü hani o kadar büyük bir konu yok ortada. Evet. Zaten tanıtacağımız tanıtık. Şimdiden bir maç sonu şey gözü gösterdim. Yani o prodon sistemi gösteririz. Prodon sistemi gördükten sonra da şey yaparız hani üstüne daha çok konuşuruz. Şunu hızlı geçelim şunları bir. Başka herhangi bir ekleyeceğim bir şey yoksa burada noktalayalım istersen. Şimdi şey göstereyim işte. Maç sonundaki prodon sistemini onu göstereceğim. Yani nasıl bir şey olduğunu görsün millet. Kullanmayan varsa. Ay şey de yapabilirsin mesela, hani devamının üzerinde de yazıyor zaten orada bir prozon yazısı, yani orayı bile gösterebilirsin. Ya da maç Tabii. sonundan herhangi bir şey de gösterebilirsin. İşte şu an maçtayım. Maç bitsin. Maç Heh. bittikten sonra zaten yani göstereceğim o anlattığım şeyleri de. Zaten PM 2016 sürümünden öyle hani eklenen çok büyük bir özellik diye yani belli edeceğimiz bir özellik yok açıkçası. Bana göre en büyük özellik prozon sistemi. Hani sonuçta biz de bir menajeriz. Menajer dediğin herkes de klasik olarak hani belgelere göre konuşur. Hani savunma nasıl, hücumun nasıl, kaç pas yaptın. Ama şimdi betada şöyle bir sıkıntı var. 2015 serisinde şimdi sen pas yaptığında karşısı sana karşı dengeli veya üstün bir pas yapamıyordu. Bunda Evet. ise sen şimdi 5 yaptın, rakip 520 yapabiliyor. Veya 530, 540. Öyle biraz şey var. Misal topla oynaması ben de hani, misal diyorum. İstatistik olarak ben işte %60 topla oynuyorum. Rakip %39 oynuyor ama pas oranları yer gör ki ben 500, o 400. Yani imkansız. Bu maçta gel gör. Beta'nın o büyük ihtimal hatası diye nitelendirelim. Büyük ihtimal full üstünde düzeydir o. Bana göre filmin teması yine gayet kullanışlı ilk teması. Tabii. Hani herhangi bir sıkıntı çekeceğini açıkçası düşünmüyorum. Ben de pek düşünmüyorum. Ufak bir not düşelim tekrardan. Yani 2015'teki kullandığınız logoları falan tekrar kullanabilirsiniz. Yüz paketi, logo, forma. Formayı pek tercih etmiyorum. Sonuçta yeni formayı indirebilirsiniz. Logo paketi dahil. Evet. Ama ben dediğim gibi 2015'ten kalan şeyleri kullanıyorum. Yüz ve logo paketini kullanıyorum. Başka herhangi bir şey. Şu an hala maç bitmedi. Maçı bekliyorum. Seni bekliyorum. Yani inatla oynuyoruz bu an maçı. Kaç dakika var? Şu an sonra 9 dakika kaldı. 8 dakika. Yani işin garanti bir de yeniliyorum ha. Öyle bir durum var. Ama şey takımı. Karma takımı yapmıştım ya. Onun takımı.
Ha, anladım. Yoksa bilirsin beni, ben kolay kolay şey yapmam. Kaçamam. Neyse. Burada tekrar bir şey önermek isterim. Hani eğer böyle çok fazla pahalı oyuncular almıyorsanız, veri tabanını daha büyük, hani gelişmiş olarak ayarlayıp Afrika gibi yerleri açarak oyuncu bulabilirsiniz. Çok ucuzda çok Güney iyi oyuncular. Amerika'da da Güney Güney Amerika'da da Amerika güzel var. var ya, çok hani çok oyuncular da var şeyde. Ama işte kimi işte görene. Aynen. Mesela gördüğünüz gibi. Özet dediğimizde şut, kaleyi bulan, faul ve korner diye nitelendirilmiş. Daha sonra gördüğünüz gibi 18 müdahale, 7 koşu mesafesi, kritik pas, 2 gol, ortalama yüzdesi gibi bize bir bilgilendiriyor yapıyor. Takımlar dediğimizde şöyle bir ayar var gördüğünüz gibi. Misal diyelim, paslar diyelim. İşte isabetli, engellenen, oyun dışı alınan vesaire vesaire. Buradan takımları seçebiliyorsunuz gördüğünüz gibi 430, 389 tarzı görüyorsunuz. İşte gole gidişatlar, hareketlenmeler, hata. Aslında en çok kullanılan şey bu. Büyük ihtimal. Şu yaptığınızda gördüğünüz gibi. Daha sonra oyuncu tıkladığımızda misal diyorum. Kendimi seçelim. İleri diyelim. Pas diyelim. İşte bu takımın pas şeyi şu an sadece biri seçtiklerinin en çok aktif olarak kullandığı alan. Hatalı pasın. Yakup seçelim tekrardan. İşte 43 pas. Engellenen tarzı şeyler falan var. Burada isterseniz dakikayı kısaltabiliyorsunuz. Mesela 45'ten işte dakika 60'a kadar birinin şey falan. Oğuzhan'ın yaptığı pas şeyi. Pas trafiği. O da önemli bir özellik. Burada alanları seçebiliyorsunuz. Sağ, sol, tam sağ falan. Aslında kullanışlı. Tabii bu şey kullanan varsa bayağı bir kullanışlı oluyor. Kesinlikle. Bunun dışında gösterebileceğim tek bir şey kalmadı. Bu da zaten profil servisi böyle oluyor. Temadan kaynaklı. Herhangi bir ekstra bir özelliği falan yok. Varsa da bakayım, varsa tekrar göstereyim size şey olmasın diye. Hani antrenman aynı şey ya. Büyük bir şey, ekstra bir özellik falan yok. Antrenmanda pek, yani şöyle söyleyeyim, kadroda bir değişiklik yok. İşte bahsettik. Yeni gelen yabancıları yollayabiliyoruz dil kursuna filan. Öyle küçük küçük detaylar var. Başka herhangi bir şey yok diye düşünüyorum ben. Senin Yani ekleyeceğin aynı varsa. herhangi bir ekstra bir şey gerek yok, yani konuşacak çünkü bir konu yok. Hani imza şeyi böyle gördüğünüz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Klasik olarak sadece temadan ötürü değişikliği falan var. Bu yani öyle bir ekstra bir olay falan yok. Neyse ilk videonun sonuna gelelim. Elimizden geldiği kadarıyla sizlere FM 2016 serisinin beta sürümüyle anlatmaya çalıştık. İnşallah başarılı olmuşuzdur. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.